Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rümeysa. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Eczacılık Fakültesinden Ayşenaz var. Ayşenaz, biraz kendinden bahsedebilir misin? Merhaba herkese. Ben Ayşenaz. Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sana birkaç tane soru soracağım. Tamam. Öncelikle hangi özellikteki insanlar Eczacılık Fakültesini tercih etmeli? Çünkü bu bence biraz toplumda sorulan bir soru. Yani bence buna çok spesifik bir işte şu karakter dememek gerekiyor. Yani mesela üniversite sınavına girdim, işte benim kimyam kötü, biyolojim kötü gibi de değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü çok farklı bir eğitim alıyoruz. Yani genel olarak ne diyebilirim? İletişim becerileri kuvvetli diyebilirim. Çünkü serbest eczacılık yapmak isterseniz sonuçta hastayla iletişim halinde olmanız gerekiyor. Yenilikleri takip edebilmeniz gerekiyor. Bilim her gün ilerleyen, gelişen bir alan. Okumayı sevmek diyebilir miyiz belki bu noktada? Tabii. Sonuçta eczacılık seçen insanın eczacılığın zor olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu şekilde. Çok spesifik bir cevap veremem. Diğer soruya geçiyorum. Neden Acıbadem Üniversitesi'nde eczacılık okumak istedin? Buraya geldin. Neden geldim? Çünkü Acıbadem Üniversitesi sağlık bölümlerinin ağırlıkta olduğu bir üniversiteydi. Dolayısıyla sağlığa olan yatırım çok fazla. Bunu eczacılık için değerlendirirsek de laboratuvarlarda mesela farmasötik kimya için kullandığımız bütün analiz cihazlarımız, bilinmeyen bir örneği analiz ettiğimiz bütün cihazlar son teknolojik donanımlara sahip. Ya da farmasötik teknoloji için konuşursam bir tabletin basımından tabletin kaplamasına kadar kullandığımız her şey çok üst teknolojiye sahip. Bu yüzden yani tamamen sağlığa olan yatırımın işte bu teknolojik cihazların bu kadar fazla olması beni çok etkilemişti. O zaman imkanlarından kesinlikle memnunsun. Kesinlikle. Peki ne zaman staj yapmaya başlıyorsunuz? Biz staj yapmaya 2. sınıfın yaz tatilinde başlıyoruz. Zorunlu eczane stajımız var. Zaten dönem içinde bunun eğitimini alıyoruz. İşte eczane simülasyon merkezinde. 2. sınıfta zorunlu eczane stajı. 3. ve 4. sınıf yaz tatillerinde de işte fabrika olur, eczane olur ya da hastane eczacılığı olur. Bu şekilde zorunlu stajlarımız var. Biz seçiyoruz. 5. sınıf zaten direkt stajın çok ağırlıkta olduğu bir sınıf. Dönem içerisinde staj yapıyoruz. Yani o şekilde söyleyebilirim. Peki Acıbadem Üniversitesi'nde totalde kaç yılda bitiriyoruz eczacılık fakültesi? 5. 5 sene. Beş, evet. Hazırlık okudun mu? Ben eğitim okudum. Dili, okudum. İngilizce. İngilizce, evet. Türkçe bölümümüz var mı? Eczacılıkta yok. Peki. Hocalarından memnun musun? Kolay iletişime geçebiliyor musun? Evet, bu çok önemli bir soru bence. Ben de bunu işte üniversite seçerken sormuştum. Zaten bize bir akademik danışman hoca verilir ve dönem içine sık sık biz iletişime geçiyoruz. Hocalarımızın ofisleri cam şeklinde. Bence bu biraz şey hani öğrenci ve akademisyen arasındaki o böyle kalın duvarları, o iletişimsizliği kaldırıyor. Bakıyoruz işte hoca içeride mi, müsait mi diye işte hocam girebilir miyim şeklinde girebiliyoruz kesinlikle. Mail attığımızda mutlaka dönerler. Hocalarımız, işte danışman hocalarımız ya da asistan hocalarımız yani kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyoruz. Akademik kadrodan bahsedebilir misin peki biraz? Sen kaliteli buluyor musun? Geldiğinde araştırdın mı? Tabii, yani araştırdım tabii ki. Akademik kadro bence çok iyi. Yani zaten yurt dışı bağlantıları olan hocalarımız da var. Asistan hocalarımız da aynı şekilde burada işte projelerini yürütüyorlar. Evet. Yani akademik kadro çok donanımlı. Bunu söyleyebilirim. Ders işleyişini nasıl buluyorsun? Beğeniyor musun? Şimdi bir öğrenciye sorulacak güzel bir soru. Nasıl buluyorum? Eczacılık çok laboratuvarın ağırlıkta olduğu bir bölüm zaten. Biz tabii bu biraz dönemden dönem değişir ama genellikle teorik dersi alırız. Mesela teknolojide tablet kaplamanın teorik dersini alırız. Daha sonra laboratuvara gireriz başka bir gün ve bunun deneyini yaparız. Yani bu şekilde. Daha hani çok ezbere bilgiden ziyade, tabii ezber çok kuvvetli yani bunu işte değil diye söylemiyorum. Ama daha çok bunu lablarla pekiştirdiğimiz bir sistemimiz var. Çünkü eczacılıkta yani gerçekten çok laba giriyoruz. Özellikle 3. sınıf çok yoğundur bu anlamda. Yani ders işleyişi evet böyle teorik ardından pratik şeklinde devam ediyor. Laboratuvar imkanları seni tatmin ediyor mu? Zaten gezip görenler de hani beni bu anlamda anlayacaktır. Kesinlikle son teknoloji, donanımlı. İşte simüle eczanemiz var şu anda içinde bulunduğumuz. Biz burada robotik eczane sistemimiz bulunuyor. Biz burada staj öncesi eğitim alıyoruz. Herbaryumumuz var, bitkilerin sergilendiği bir alan. Her bir branşın kendine ait laboratuvarı bulunuyor. İşte farmasötik kimyanın analitik kimya ayrı. İşte farmasötik teknoloji, kozmetoloji ayrı. Farmasötik
botanik, kognoz ayrı şeklinde. Her birinin kendi araştırma, öğrenci laboratuvarı var pardon. Bir de araştırma birimlerimiz var ayrıca. 5. sınıf öğrencilerimizin veya araştırma görevlerini kullandığı. Zaten tamamen bir kat bize ayrılmış durumda şu anda. Evet. Her çok fazla laboratuvarımız var. Her gelen tabii birbirini karıştırabiliyor birazcık. Yani çok çok donanımlı diyebilirim. Peki mezun olduğunda çalışabileceğin alanlar nereler? Toplumda genellikle eczacılığı bitirince bir eczane açarsın ve o şekilde hayatını sürdürürsün gibi bir algı var. Hı hı. Bunun detaylarından bahsedebilir misin? O evet, bana da çok gelen bir soru. İşte kota yok, ne yapacaksınız? İşte eczacılık artık ölüyor falan şeklinde. Kesinlikle öyle bir şey yok yani, öyle anlaşılmasın. Biz çok kapsamlı ve çok donanımlı bir eğitim alıyoruz. Yani sonuçta bir bilimiz biz, bilim dalıyız. Yani mezun olunca tabii ki serbest eczane açabiliriz. Bunun yanında hastane eczacılığı, klinik eczacılık, ilaç sanayi, kozmetik firmaları, ecza depoları, endüstriyel eczacılık kurumları ki burada İlacın üretiminden pazarlamasına kadar işte Ar-Ge, farmakovijilans, her şeyi çalıştığımız bir alan. Klinik araştırma laboratuvarları şeklinde tabii akademiye de devam edebiliriz. Çok fazla çalışma alanı var. Son olarak bugün olsa yine Acıbadem Üniversitesi'nde mi tercih edersin eczacılığı? Ederim. Yani şunu çok içtenlikle söyleyeyim. Tabii ki zor bir eğitim. Eczacılık zor, Acıbadem de zor. Yani bunu söyleyebilirim. Ama mezun olduğumuzda çok donanımlı bir eğitimi bitirmiş oluyoruz. Yani ben ileride fabrikaya girmek istesem onun altyapısını aldığım bir dersi de görüyorum. Evet. İşte bu üretiminden pazarlamaya kadar dersini de görüyorum. Klinik eczacılık, uzman eczacı olup klinik eczacılık yapmak istesem bunun stajını da alıyorum Acıbadem Hastanelerinde. Bunun eğitimini de alıyorum. Serbest eczane açmak istesem psikolojiden iletişim becerilerine kadar bunun eğitimini de alıyorum. Yani her türlü çok donanımlı bir eğitim aldığım için, işte fitoterapi, kozmetoloji hepsini ayrı ayrı aldığımız için kesinlikle çok istediğimiz alana yönelme fırsatı sağlıyor bize. O yüzden kesinlikle tercih ederdim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Güzel ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer farklı sorularınız varsa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda Blog The Nursing kanalına da yazabilirsiniz. Orada belki Ayşe Naz'la diğer sorularınızı da cevaplayabiliriz. Kesinlikle. Bu şekilde teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.